Merhabalar, iyi akşamlar. Saatler 18.30'u gösteriyor ve Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Konuşmasında yeni ve sivil anayasa için uzlaşma çağrısı yapan Erdoğan, enflasyon sorununu mutlaka çözeceklerini söyledi. İsrail saldırılarına maruz kalan mazlum Filistin halkı da Erdoğan'ın gündemindeydi. Yönümüzde, yüzümüzde, aydınlığa, özgürlüğe ve demokrasiye dönüktür. Türkiye'nin geleceği de daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlüktedir. Yeni ve sivil anayasanın inşallah bunun lokomotifi olacağına inanıyoruz. Bu sözlerle yeni anayasa vurgusu yaptı. Mesajını siyasetteki yumuşama dönemi üzerinden verdi. Yumuşamayla birlikte siyasi partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyorum. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin bir siyasi bilek güreşine çevrilmesini de doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki oturalım, konuşalım, el ele verelim. En geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanışında önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin terörü kaynağında bertaraf etme stratejisinin başarıya ulaştığını anlatıp terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez. Terör örgütü eridikçe inşallah demokrasimiz serpilecek. Türk Kürt demeden kazanan 85 milyon vatandaşıyla bütün Türkiye olacaktır. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları da vardı. Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Filistin'in toprakları 76 yıldır aşama aşama gasp ediliyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır şımarık bir devlet tarafından öldürülüyor. Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı ateşkes teklifini de değerlendirdi. Hamas, daha önceki ateşkes önerisi gibi Amerikan Başkanı Biden'ın son teklifine de müspet yaklaştığını açıkladı. Netanyahu'nun cevabı ise yine kan dökmek, katliam yapmak, işgal ve soykırım politikasının şiddetini artırmak oldu. Kendi ülkesiyle birlikte bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık bir dur denilmelidir. Erdoğan enflasyon sorununu da çözeceklerini söyledi. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık. İnşallah tekrar başaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine de mesajları vardı. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Sorunlarımızın üzerine kararlılıkla gideceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz. Hiçbir meseleyi görmezden, duymazdan gelmeyeceğiz. Milletimizin dertlerinin, sıkıntılarının çözüm adresi olacağız. Tüm Türkiye'ye hizmet mücadelesini sürdüreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'taki yerel seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede bugün yeniden seçim heyecanı vardı. 50 binden fazla seçmen 2 ay sonra bir kez daha sandık başına gitti. 17'de sandıkların kapatılmasıyla birlikte oyların sayımına başlandı. Üç ilçe ve dört beldede bugün yine seçim heyecanı vardı. Seçimin yenilenmesine karar verilen bölgelerde yaşayanlar bir kez daha sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından yapılan itirazları incelemiş. Bazı ilçe ve beldelerle mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.
Alınan kararın ardından 3 ilçe ve 4 beldede seçmenler bu sabah saat 8 itibariyle yeniden sandık başına gitti. Muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar verilen 212 mahallede de sandıklar kuruldu. Hayırlı olsun. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi seçim heyecanının yaşandığı noktalardan biriydi. AK Parti'nin kısıtlı seçmenlere oy kullandırıldığı itirazıyla iptal edilen seçimler yenilendi. 2032 seçmen yeniden oy kullandı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de sandıklar kuruldu. Bu ilçedeki seçimlerde mühürsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Pınarbaşılıların oy kullanabilmesi için 141 sandık kuruldu. MHP'nin belediye başkan adayı Mendih Uzunoğlu da oy kullandı. Hanım oyumuzu kullandık. Önce partimize, Cumhur İttifakı'na, ilçemize ve bütün ülkemize hayırlı olsun diyorum. Akşam da inşallah zafer Cumhur İttifakı'nın olacak diyorum. Seçimin yenilendiği ilçeler arasında Hilvan da vardı. Hilvanlılar yeni başkanlarını belirlemek için oy kullanırken Akçakale, Eyyubiye ve Siverek'te de 17 mahallede yeni muhtarların belirlenmesi için oy kullanıldı. Yıldız Eline bağlı Güneykaya beldesinde yaşayanlar da 31 Mart seçimlerinde bir sandık parçalanıp oylar dağıtıldığı için bugün yeniden sandık başına gitmek zorunda kaldı. Lüleburgaz'ın Büyük Karıştıran beldesinde de kısıtlı vatandaşlara oy kullandırıldığı için iptal edilen seçimler bugün yenilendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray merkeze bağlı Sağlık beldesinde de seçmenler bugün sandık başına gitti. Bütün bölgelerde olaysız geçen oy verme işlemi saat 17'ye kadar devam etti. Sandıkların kapatılmasından sonra da oyların sayılımına geçildi. Efendim, CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinin önünde canlı yayın yaparken saldırıya uğradı. FETÖ'nün yargı imamı olan Firari Ahmet Can, cipiyle Paksoy'u ezmeye çalışıp fiziki saldırıda bulundu. O çirkin saldırı canlı yayına da yansıdı. Pull away. What the hell do you think you're doing here? Are you mad? Are you mad? What I did? Oo, saldırdı ya. Kamerasına saldırıldı Yunus Paksoy'un şu anda. Ne yapıyorsun sen? Şu anda da... CNN Türk muhabiri Amerika Birleşik Devletleri'nden canlı yayın yaparken bir FETÖ'cünün saldırısına uğradı. Pull away. What the hell do you think you're doing here? Are you mad? Are you mad? What I did. CNN Türk'ün Washington muhabiri Yunus Paksoy, Fethullahçı terör örgütünün bir üs gibi kullandığı Pensilvanya'daki çiftliğin önünde canlı yayın yaparken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Oo, saldırdı ya. Kamerasına saldırıldı Yunus Paksoy'un şu anda. Ne yapıyorsun sen? Paksoy İstanbul stüdyosundaki konuklarla birlikte FETÖ terör örgütü içindeki liderlik çekişmesini anlatırken cipiyle gelen FETÖ mensubu aracını üzerine sürdü. Paksoy'un tepkisi üzerine aracını geri çeken saldırgan bu kez de aşağı inip CNN Türk muhabirine fiziksel saldırıda bulundu. O anlarda stüdyodaki herkes büyük bir şok yaşadı. Oo, saldırdı ya. Kamerasına saldırıldı Yunus Paksoy'un şu anda. Ne yapıyorsun sen? Şu anda da... Yunus Paksoy'a saldıranın mavi kategoride aranan firari FETÖ'cü Ahmet Can olduğu öğrenildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde örgütün yargıdan sorumlu üst düzey imam olan Can, yakalanacağını anlayınca ailesini de yanına alarak Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine sığınmıştı. Burada arabayı üstüme sürdüğü için... Bir cana kasıt var. Çirkin saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yunus Paksoy, sağlık durumunun iyi olduğunu ve Pensilvanya Eyaleti Polisi'ne ifade vererek şikayetçi olduğunu söyledi. Amerikan vatandaşı olsun olmasın kimseye dokunma hakkınız yok. Dağıt var. Birazdan 911 bana polisin burada olacağını söyledi. CNN Türk muhabirine yönelik çirkin saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Sayın Yunus Paksoy'un Fethullahçı terör örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için Amerika Birleşik Devletleri makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır.
Küçükçekmece'de bu sabah korku dolu anlar yaşandı. 4 katlı bir bina bir anda yerle bir oldu. Toz duman içinde kalan caddeden ölümden dönenler büyük panik yaşadı. Enkaz altında kalanlardan 8'i arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ama 9 isim onlar kadar şanslı değildi. Küçükçekmecelilerin deprem korkusu yaşadığı o anların görüntüleri geliyor ekrana. Diye bir ses. Her yer duman oldu. Aç genişle diyorum. Kavun genişle. Kemerler de dön, kemerler de dön. Hurra diye bir gürültü patırtı. Küçükçekmece'deki 36 yıllık bina sabah büyük bir gürültüyle çöktü. O anlar enkaz altında kalmaktan birkaç metreyle kurtulan İETT otobüsünün kameralarına böyle yansıdı. Yoldan geçen bu araç ve servis minibüsüne binmeye çalışan yolcular faciadan kıl payı kurtulurken enkaz altında kalanlardan 9 kişiden biri hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de sabah saat 8.45 sıralarıydı. 36 yıllık 4 katlı bina bir anda yerle bir oldu. Apartmanda yaşayanlar da vardı. Onlar da uykularında yakalandı. Çökmeyle birlikte apartman sakinleri o enkazın altında kaldı. Dedik deprem oluyor herhalde. Bazı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Yani kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Alt katta restoran vardı, döner. Döner kendisi gelip restorasyon bir şeyini yaptı öyle. Üst katında mali müşavir, onun üstünde de mali müşavir tek ikamet ediyordu. Üst katta Türkmenler oturuyordu. Onlar kalabalık, 7-8 kişi yaşıyorlardı. Kıl payı. Bir de onun altından geçtim ben. Hala daha tüylerim diken diken bak. Büyük gürültüyle yıkılan binanın sesini duyan mahalle sakinleri korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı. Kaçtık işte sağa sola. Arkamıza baktık, bina yıkılmış. Alt katta döner dükkanı işleten teyze de işte burada. Yakınları geldi ve işte böyle duygusal anlar yaşandı. Dükkanıyla birlikte malzemeler de o enkazın altında kaldı. Yıkılan yerin altı dükkan. Döner dükkanı mı? Evet. Dükkanı ne zamandan beri işletiyordunuz orada? 1,5 sene oldu. Malzemeler de içindeydi. Evet, hepsi içindeydi. Hı. Çok şükür çocuklarım evdeydi. Pazardı. Kurtuldular. Bir olsun ya Rabbim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan bir kişinin acı haberi geldi. Saat 11 itibariyle hala enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarmak için ekipler canla başla mücadele ediyor. Kemerleri takın, kemerleri takın. Sakin. Muhasebeci bir abisi vefat etmiş. Kendisi çıkmıştı zaten. Deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var. Bunlar saatli bomba gibi. Ne zaman patlayacağı belli olmayan. Saat 11.45 itibariyle enkaz altında kalan son isim de kurtarıldı. Yıkılan binanın deniz kumuyla inşa edildiği ve en üst katının kaçak olduğu iddia edildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bina sahibi Hacı Murat Gençtürk ve zemin kattaki dönerci Özge Aktürk Dinçer gözaltına alındı. İnşaat mühendisi Profesör Doktor Mehmet Fatih Alan, 2000 öncesi yapıların tek tek kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Deprem yönetmeliğine tabi olmayan bir bina. İstanbul'umuzda da 2000-3000 tane binanın böyle olduğunu tahmin etmekteyiz. Diken üzerinde yaşayan mahalle sakinleri kentsel dönüşümün hızlanması için yetkililere seslendi. Bizim sokakta çok var öyle, hani kentsel dönüşüme girecek bina ayakta durmakta zorlanıyor. Belediyelerin bir an önce bu işe bir çare bulmaları lazım. Eski binalara bir çözüm bulsunlar yani. Efendim şimdi ekranlarınıza Seycan hemşireye getireceğiz. Çünkü kendisi mıcırlı yolda otomobilinin kontrolünü kaybedip 15 metre yükseklikten uçan Seycan Alan hayatını kaybetti. Ailesinin açtığı tazminat davasında görevlendirilen bilirkişi heyeti yol kapsamında görevli üstlenici firmayı kusurlu bulunca davanın seyri değişti. Seycan
Feycan hemşireyi genç yaşta hayattan koparan kazanın yeni bilirkişi raporunda yolu yapan firma kusurlu bulundu. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görev yapan 26 yaşındaki Seycan Alan 9 Nisan 2021 günü işten ayrılıp evine gitmek için yola çıktı. Seyran Mahallesi'nde yapımı devam eden yola dökülen mıcırlar yüzünden kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobile 15 metre yükseklikten uçarak evin duvarına böyle çarptı. Ters dönen otomobilden çıkarıldığında ağır yaralıydı. Hemen çalıştığı hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Konya'ya gönderildi. Ama ölüme fazla direnemedi. 1,5 ay önce eş durumundan Ermeni'ye atanan genç hemşire düğün planları yaparken hayatını kaybetti. Acılı aile yol kenarında bariyer olmadığı için şikayetçi oldu. Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda Seycan hemşire kusurlu gösterilince Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatmıştı. Genç kadının yakınları Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bu kez de tazminat davası açtı. Böylelikle ailenin verdiği mücadelenin seyri değişti. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin yazdığı yeni raporda yol yapımındaki yüklenici firma %75 asli kusurlu bulundu. Genç hemşirede %25 oranında yani tali kusurlu görünüyordu. Firmanın itirazının sonuçlanmasından sonra savcılığın dosyayı yeniden açması bekleniyor. Tam 45 yıl önce doğum yaparken kalçasında çıkık meydana gelen 75 yaşındaki Semra Ozan Güç, o günden bu yana adeta yürümeyi unuttu. Yıllardır aynı hastalıkla mücadele eden, son 15 yılı da sancılarla geçen Ozan Güç doğru tedaviyle hem tekrar yürümeye başladı hem de yeniden hayata döndü. 45 yıldır mücadele ediyorum. Bahar Hocam sayesinde kurtuldum. İnşallah bundan sonra son olur. Ölürüm diye düşünüyordum. İnanın, o kadar hayatımdan bıkmıştım. 45 yıldır çünkü çektim çok. Şimdi çok iyiyim. Doğum anında kalçası çıktı. 75 yaşındaki Semra Ozan Güç 45 yıldır kaybettiği sağlığını aradı. Eski sağlığını yıllar sonra buldu. Üçüncü ameliyattan sonra 15 senedir çekiyorum. İltihap başladı. Yürüyemez hale gelmiştim. Çok ağrı çekiyordum. 45 yıldır kalçasındaki rahatsızlıkla mücadele eden Semra Ozan Güç bu uğurda tam 3 kez ameliyat oldu ancak maalesef çare bulunamadı. Öyle ki ömrünün son 15 yılını ağrılı biçimde yatakta geçirdi. Operatör Doktor Bahadır Seyhan'la tanıştığında ise tüm hayatı değişti. Böyle ameliyatlar iki aşamalı yapılıyor. İlk aşamasını yaptık, baktık 6 ay bekledik. 4 gün önce de işte nihai ikinci aşamasını yaptık. Gerçek protezini koyduk. Son ameliyata 5.'ye girdi. Bu da çok başarılı oldu. Hem ben hemen ertesi gün yürümeye başladım. Sadece ilk günü biraz ağrılarım oldu. Şimdi çok iyiyim. Bacağım bir hayli kısalmıştı. Hep topallıyordum, aksıyordum. Bahadır hocamız onu da uzattı. Ertesi gün ayağa kalktım. Yani şu anda mutluyuz. Sabaha kadar oturuyordum, masaj yapıyordum. Anneme dedim ki biraz kendini toparla, denizde yüzeriz inşallah beraber dedim yazın. Yani öyle bir umudum var çünkü yıllardır yüzmüyor. Yüzmesini çok sever ama yüzemiyor tutmadığı için bacakları. Bundan bir ay, iki ay sonra da artık kendi başına gezebilecek, sosyal hayata katılabilecek, yüzebilecek, her şeyi yapabilecek. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslan Zengin'i adım adım takip edip arkadaşının evine gireceği sırada bıçaklayan saldırgan yakalandı. Saldırganın kanserin pençesindeki eşini aldattığı ve şiddet uyguladığı için de birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu kişiyi görürseniz ihbar edin ne olur. Yalvarıyorum. Kızı Aslıhan'a bıçakla saldıran şüphelinin yakalanması için böyle yardım istemişti. İhbar üzerine yakalanan caninin aldattığı ve defalarca şiddet uyguladığı eski eşinin de kanserden öldüğü ortaya çıktı.
20 yaşındaki Aslıhan Zengin, Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Akşam kağıthanedeki evinden çıkmış arkadaşına gidiyordu. Yanına koşarak gelen kasklı bir saldırgan ona dehşeti yaşattı. Arkadaşımın evine gidip şifreye girerken adam üstüme doğru koştu. Kurye olduğunu sandı. Tam o sırada arkamdan beni bıçakladı, kaçtı. Bıçağı da peçeteyle tutmuş, yere fırlatmış. Genç kızı defalarca bıçaklayan saldırgan elindeki kaskla kaçmaya başladı. İzini kaybettirdikten sonra yoldan bir taksi çevirirken yine kameralara yakalandı. Saldırganın taksi içindeki rahat tavırları dikkat çekti. Yol boyunca taksi şoförüyle sohbet etti. Para üzerine alıp taksiden indikten sonra sırra kadem bastı. Bu kişi sokaklarda halen dolaşıyor. Herkes paylaşsın. Başkasının başına gelmesin. Aile saldırganın bulunması için yardım talep ediyordu. 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin kimliği tespit edildi. Mobilya imalathanesinde çalıştığı belirlenen 35 yaşındaki Murat adlı saldırganı ekipler montaja gittiği evde yakaladı. Evindeki aramada olay günü giydiği kıyafette başındaki kaskı da ele geçirildi. Bipolar davranış bozukluğu olduğu iddia edilen şüpheli ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğu ancak genç kıza saldırmadığını söyledi. Ateşlenen çocuğuna ilaç bulmak için öyle koşturduğunu iddia etmişti. Sevk edildiği adliyede tutuklanan saldırganın 3 ayrı suçtan kaydı olduğu ve kanserden ölen eşine defalarca şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Hasta eşini ölmeden önce başka kadınlarla aldattığı belirlenen saldırganın geçtiğimiz yıl yeni bir evlilik yaptığı belirlendi. Efendim, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban pazarlıkları hareketlendi. Farklı pazarlarda bulunan şampiyon büyükbaşlarsa hem cüsseleriyle hem fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Öyle ki otomobil fiyatına satılanlar var. 1 lira almam senden. 70 aylus. 75. 75. Haydi bastır. Danamızın ağırlığı 1,5 ton ağırlığında. 270 bin liraya sattı. Adı Toros Kaplanı. Ağırlığı ise tamı tamına 1,5 ton. İzmir Kurban Pazarı'nın en dikkat çeken kurbanlığı Toros Kaplanı pazara geldiği gün 270 bin liradan satıldı. Danamızın ağırlığı 1,5 ton ağırlığında. 270 bin liraya sattı. Telefonda sahibi görmüştü. İner inmez aldı. Alana hayırlı uğurlu olsun. Kesene Allah kabul etsin. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar kurban pazarlarında görücüye çıktı. Fiyatları ise merak konusu. Alişan 800 kilo hocam. Kaça gitti Alişan? 160'a. Ucuza gitmiş. Ucuza gitti işte, arkadaşları kıramadık. Pazarlık payı zaten olmaz mı ya? Pazarlık sünnettir biliyorsun malumun. Kaç kilodur bu? 800 kilo ablacığım. 800 kilo. Evet. Satıyorsunuz değil mi şu evet, an? Kim alıyor? Evet, şu anda satıyoruz arkadaşımız alıyor. Siz alıyorsunuz. Evet. Ne kadara satın alıyorsunuz? 195 lira dedik arkadaş, daha bir şey diyeyim benim. Çok diyor, çok. Kabul etmişsin, tamam, kara tamam, senindir. Tamam, valla hayırlı uğurlu etsin. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlık, sağlık. Bazı çadırlardaki kurbanlıklar çoktan satılmıştı bile. Bizim kurbanlıklarımız 90 ile 110-120 bin arası satıldı yani. Bu danamız da 600 kilo bandındadır. 550-600 kilo bandında. Bu danayı da 150 bin liraya sattık. Paşa Pazar'ın şampiyonu kendisi tam olarak 1 ton ağırlığında ve 230 bin liradan satıldı. 230 liraya sattınız değil mi? Evet, 230 liraya sattık. Kilosu ne kadara geliyor? Kilosu 380 ile 400 arasında geliyor. Küçük baş kurbanlıklardaki pazarlıklar daha sakin geçiyor. 10 lirayla 11, 12, 15 arası değişiyor. 40-45-50 kilo, 55 kilo basan koçlarımız var. 45 kilo bir koç ne kadar şu an? Yani 45 kilo bir koç 15-17-20 arası değişiyor. 10 liraya 35-40 kilo arası kurbanlık vardı abimiz. Bir tane alalım biz o zaman ya. İkna olduk. Şu anda Beyaz TV'ye denk geldiğin için sana bir kampanya açtık. Olursa bu saatte sana 10 lira, olmazsa 15. Hadi bakalım. Bismillah, hayırlı olsun diye. Şimdi olacak fiyatını ben sana söyledim. Bizim hatırımıza 10 dedi ya beyefendi. Ben, şimdi olursa o paraya, kapıdan çıkarsan 15 lira. O zaman hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyonu aşkın öğrenci yeni liselerini belirlemek için bugün ter döktü. Çocuklar içeride LGS sınavı için ter dökerken veliler de dışarıda endişeyle onları bekledi. Sınava yetişemeyen öğrencileri teskin etmekte dışarıda bekleyen velilere düştü. Koş oğlum koş.
5 dakika alınız içeri. Ne varsa kilo. Haksızlık ama. Benim için gayet güzel geçti ilk oturumum. Umarım heyecan yapmazlar. Sabırla, merakla bekliyoruz. 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi için bugün heyecan dorukta liselere geçiş sistemi kapsamında sınav maratonu başladı. Çocuğumuz şu an içeride LGS sınavına girdi. Uzun bir maratondu. Çocuklar bayağı bir çalıştılar. İnşallah çalışmaların emeğinin sonucunu alırlar. Şansına güveniyorum. Şanslı olduğuna inanıyorum yani. İnşallah hayırlısı olacak haklarında. Ailelerde de heyecan var tabii. Çocuklardan daha fazla heyecan var. 90 soru yanıtlamak için girilen sınavda öğrenciler içeride ter dökerken velilerse kapının önünde heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. Benim için gayet güzel geçti ilk oturumum. Sorular zaten hani benim için açıklayıcıydı, güzeldi. Şu anda arada gayet kendimi rahatsız ediyorum. İkinci oturum için de hazır olduğumu düşünüyorum. İngilizce çok kolaydı. Bence dersleri iyi dinlediyseniz İngilizce çok kolay yapabilirdiniz. Rahat geçiyor diyebiliriz. Rahat geçiyor bence. Umarım heyecan yapmazlar. En çok korktuğumuz bu durumda heyecan aslında. İki oturumdan oluşan sınavın sözel olan ilk oturumundan çıkan öğrenciler okul bahçesinde vakit geçirerek sayısal olan ikinci oturum için hazırlandı. Sözelden az önce çıktılar. Bir 5 dakika burada konuşma şansımız oldu. Şimdi tekrar sayısala girdiler. Heyecanlı çocuklar. Başarılar diliyorum hepsine. Sayısalda matematikten 15-16 net üzerinde bekliyorum. Onun dışında herhangi bir korkum yok zaten. Gayet güzel geçiyor şu ana kadar. Şimdi buradaydı. Yeni gitti içeriye. Biraz heyecanlıydı. Kendi heyecanlıydı ama güzel geçtiğini. Türkçenin biraz zor olduğunu söyledi. Sınav sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanmasıyla birlikte orta öğretime geçiş, tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Öğrenciler de bu sınavdaki başarılarına göre tercih ettikleri yeni okullarına yerleştirilecek. Bütün çocukların emekleri boşa çıkmasın inşallah. Hepsi dilediği güzel yer yerlere gelsin. 5 dakika alınız içeri. Ne var sakin ya? Haksızlık ama. Sınava girmedi çocuk. Evet, sınava girmedi. Sınavı dakikalarla kaçıranlar ya da hiç girmeyenler de yerel yerleştirmeyle belirlenecek. Akülü arabasıyla sokakta oynayan minik sürücünün başına hiç olmayacak bir kaza geldi. Minicik parmağını akülü aracın kumanda panelindeki deliğe sokunca bir daha çıkaramadı. Küçük öyküyü kurtarmak için itfaiyeciler seferber oldu. Tamam, korkma. Onun parmaklarını bir Tamam. Seni kurtarmaya çalışıyorlar. Akülü arabayla sokakta dolaşan minik öykü parmağını sıkıştırınca herkes seferber oldu. Tamam. Osman Gazi Mahallesi'nde parmağını akülü arabasının ön paneline sıkıştıran küçük kız için hemen itfaiyeden yardım talep edildi. Bak çıktı. Ailesi onun dikkatini başka yerlere çekip sakinleştirmeye çalışırken itfaiyeciler de işe koyuldu. Bir şey yapmıyorlar. Bana bak. Buraya bakarsan korkarsın. Buraya bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak buraya. Benim bir tane küçük bebişim var, biliyor musun? Minnacık. Ummalı bir çalışmayla önce küçük kızın parmağının sıkıştığı bölüm kesildi. Tamam. Öykünün parmağı sıkıştığı delikten kurtarıldığında herkes rahat bir nefes aldı. Bu ekip bu işi biliyor. Acıdı mı? Gördün mü? Evet. Bak bir şey olmadı, gördün mü? Evet. Hadi geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 31. istişare ve değerlendirme toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. AK Parti'nin milletin iradesini her şeyin üstünde tuttuğuna dikkat çeken Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. AK Parti'nin 22 yıldır hizmet ürettiğine dikkat çekti. Millet iradesine duyulan saygıya vurgu yaptı. AK Parti'nin 31. istişare ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin ortak aklı temasıyla düzenlenen toplantıya katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da vardı. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Erdoğan sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yaptı. AK Parti'nin 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü yaptığına dikkat çekti. Erdoğan paylaşımında AK Parti'nin millet iradesini her şeyin üzerinde tuttuğuna da vurgu yaptı. Bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak
Öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçu. Emine Erdoğan, Türkiye yüzyılı için her adımda milletle birlikte yürüyen AK Parti'nin 31. istişare ve değerlendirme toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan toplantıda AK Parti teşkilatındaki kadın üyeler ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, AK Parti'nin kadınların gücüne olan inancına dikkat çekti. Ülkemizi yakından ilgilendiren toplumumuzun yapı taşı aileyi güçlendirmeye yönelik konular hakkında fikir ve öneri alışverişinde bulunduk. Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tam. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim. Benim Melisa Bağcı X ve Instagram hesabı üzerinden takip edebilir, soru ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi Beyaz TV ekranlarında Film Kuşağımız sizlerle olacak. Yine diyoruz ki efendim Beyaz TV'de kalın, hoşça kalın.